Sofita Premier'den herkese merhaba. Bugün Bomonti Adadayız. Bomonti Adada çok farklı bir oyun deneyimleyeceğiz. Aslında biz oyunu izlemeyeceğiz. Sadece bugün oyunun yönetmeni Yeşim Özsoy ve oyunun yazarı Ferdi Çetin'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Çünkü oyunun burada aslında dekoru var ama oyun dijital platformda oynanıyor. Oyunla ilgili hem biraz bilgi alacağız hem de sonrasında bakalım dijital platformdan nasıl izleyeceğiz oyunu, onu öğreneceğiz. Hadi şimdilik görüşürüz. Biraz önce Bomonti Adada çok farklı bir oyun deneyimledik. Aslında oyunu dijital platformdan izliyoruz normalde ama burada da dekoru var ve burada da kısa bir deneyimlemeye sahip oluyorsunuz. Oyunun adı Terk Edilmiş Kıyılar, Negatif Fotoğraflar. Oyunun yönetmeni Yeşim Özsoy ve oyunun yazarı Ferdi Çetin yanımda. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Teşekkür ediyoruz. Evet, ortak mikrofon paylaşıyoruz. Kusura bakmayın, tek mikrofonumuz var. Estağfurullah. Bugün maskeli katılıyoruz. Malum evet. Pandemideyiz. O yüzden evet. Yani bizim oyunumuzda maksimum güvenlik ve sağlık koşulları gözetilerek oluşturulmuş tam bir pandemi oyunu. O yüzden böyle katılmayı daha uygun gördük. Evet. Bu oyun özellikle pandemi dönemi için mi yapıldı? Evet. Yoksa zaten böyle bir proje vardı da şu anda festival içerisine mi alındı? Aslında tam pandemi için Ferdi'nin getirdiği bir konsept üzerine yazıldı. İstersen sen bahset ondan biraz kısaca. Tabii belki kısaca bahsedebiliriz. Evet. Bizim Mart ayı itibariyle aslında süreci yaşamaya başladığımızda ilk önce bir hani karşılaştığımız gerçekte ne oluyor, ne oluyoruz derken buna karşı ne yapabiliriz seçeneğini geliştirmeye başladık. Ve ardından tiyatro festivali içinde bir programlama söz konusu olduğunda seyircinin oyuncuyla birlikte ya da canlı olarak sahnelenen bir oyunda oyuncuyla karşı karşıya gelmediği fakat seyircinin değişik dijital araçlar üzerinden oyuna dahil olabilmesi fikri söz konusu olmuştu. Aslında oyunun çıkış noktası o şekilde. Bu tür bir oyun daha önce böyle düşünmüş müydünüz? Hani proje olarak çok farklı çünkü hem internet üzerinden sanırım yanlış bilmiyorsam evet. online izleyebiliyoruz hem de buraya gelip deneyimleyebiliyoruz. Hı-hı. Böyle bir şey var mıydı, bir proje yapılmış mıydı yoksa ilk defa biz mi yapıyoruz? Galata Performa olarak. Her proje kendine has, unik oluyor tabii, özel oluyor. Yani bizim yaptığımız her projede aslında biraz deneysellik huyumuz olduğu evet. için farklı bir şey deneyimlemek, sanat üzerinden düşünmek fikri var. Hı hı. Bu dönemde de böyle bir şey yapmamız gerektiğini düşündük ve o anlamda online çevrim içi olan bir sürü oyun var muhakkak. Evet. Ama aynı zamanda bu online deneyimlediğiniz videoyu, içindeki oyuncularla dekoru çok farklı bir şekilde mekanda, fiziksel alanda deneyimliyorsunuz. Ama orada ikinci aşamada oyuncular yok, oyuncuların imajı var, oyuncular dışında başka şeyler var. Yani oyunu tamamlayan başka şeyler var. Hani ikisi böyle yapbozun parçası gibi aslında. Hani dediğim gibi bu online olma meselesi dünyada da, Türkiye'de de çokça tartışılan bir şey. Ama bu sergi formatıyla ve az kişi, bu alana sadece mesela en fazla 5 kişi alabiliyoruz biz. 5 kişinin girdiği, güvenli bir şekilde girdiği ve deneyimlediği bir ikinci aşamayla birlikte sanırım herhalde
özel bir şey oluyor yani. İlk defa yapılmış olabilir. 5 kişi girebiliyor ama sanırım 10 dakika civarında sürüyor evet, bir deneyimleme. Az kalıyorlar. 10 dakikalık ben ona teatral sahne yerleştirmesi diyorum. Aslında kısa bir oyun gibi ama oyuncusu olmayan oyun. Biraz bu geçen yüzyılın başında işte ne bileyim ben fütüristlerin yaptığı performanslara benziyor. Ama aynı zamanda çok teatral ve dramatik öğeler de içeriyor. Çok önemli bir animasyon içeriyor. Belki Ferdi bahsetmek evet. ister ondan. Animasyonun hı-hı. kreasyonunu yapan Nisan Yetkin'den. Hı-hı. Evet, animasyonunda çok enteresan bir işbirliği söz konusu. Bizim için enteresan ve önemli bir işbirliği söz konusu. Bu dünyadaki örneklerinden bahsettiğimiz noktada Traverse Theater'ın bir festivali söz konusu. Online olarak gerçekleştirdiler bu festivali. İskoçya'da, Traverse Theater'da Avrupa'nın önemli oyun yazarlığı merkezlerinden ve tiyatrolarından biri. Bu tiyatronun sahnelediği bir online ortamda sahnelediği bir oyun aslında Türkiye'de de sahnelenen Sesin Resmi, Dot Tiyatro'nun sahnelediği Sesin Resmi oyunundan yola çıkarak bir dijital gösterim planlanmıştı İskoçya'da Traverse Theater'da bu sene ve bu oyunda da gerçek mekan çekimleri, sahne çekimleri ve animasyon çekimleri iç içe geçiyordu. Bizim oyunumuz için bir animasyon tasarımı söz konusu olduğunda bu tiyatroda Deklan isimli bu Sesin Resmi'nden yola çıkarak oluşturulan gösterimin adı Deklan. Bu Deklan için oyununda animasyonları yapan arkadaşa ulaştık. Nisan Yetkin ne tesadüf ki Türkiye'den ve İstanbul'da yaşayan bir animasyon tasarımcısının, bir tasarımcının olduğunu öğrendik ve hemen iletişime geçtiğinde bizim o projemizde de seve seve yer almak istediğini söyledi ve oradan bir işbirliği doğdu aramızda. Ama tabii ben öncelikle oyunun birinci ayağından bahsetmek isterim. Lütfen. Oyunun birinci ayağı asıl yani 40 dakika süren ve orada da video, görüntü yönetmenliği, kurgu ve renk aşamasında Noyan Ayturan'la çalıştık. Işık tasarımında Ayşe Sedef Ayter'le çalıştık. Bunun dışında zaten metni Ferdi yazdı. Müzik tasarımında da Çağrı Beklen'le çalıştık. Dramatürjide de Ozan Ömer Akgül var. Ve oyuncularımız. Oyuncularımız da Kübra Balcan, Yaman Ceri, Banu Fotocan, Meral Çetinkaya, çok tatlı ve Ahmet Ayaz Yılmaz. Evet. Meral Hanım'ı da böyle pamuklara sararak burada böyle bütün çekim programını ona göre uyarlayarak getirdik. O aşamada da Noyan'la tasarladığımız şey aslında sinema diliyle tiyatro dilini nasıl iç içe geçiririzdi. Ve bir fotoğraf çekiminin, teatral gösteriminin filme entegre edilmiş hali üzerine çalıştık. Yani fotoğraf çekimi, tiyatro, video, videonun çekimi, film vesaire gibi bir sürü katmanı olan bir çalışma. Tamamıyla onu tartışan aslında, biraz tartışmak da istedik bunu kendi içimizde. Çünkü hani ekrana bir şey yapıyorsunuz, o zaman bu video art mı, film mi, tiyatro mu, ne noktada tiyatro, teatrallik nerede başlıyor? Evet. Çok enteresan çalışmalar oluyor aslında, tartışmalar oluyor. Evet. Hani mesela sinemada olan beklediğimiz devamlılık meselesi tiyatroda daha farklı olduğu için onu tiyatroda böyle yapardık ama sinemadaki devamlılığı düşünmeyelim, şimdi şöyle onu şöyle kıralım gibi şeyler konuştuğumuz. Ya da ne bileyim mükemmel resmi almak yanında hani tiyatro olduğunu ifade etmek, mükemmel resimden vazgeçmek. Çünkü sinema kültürü tamamıyla en mükemmel resmin alındığı bir alan. Halbuki tiyatro öyle değil, canlı olanın hatta hatanın imkanlılığı üzerine olan bir alan. Bütün bunları hani düşündüğümüz aslında çok özel bir çalışma oldu. Seyircimiz de işte bunları düşünmek üzere hem oyunu online kendi evlerinden deneyimlemek, mümkünse de dışarı çıkıp burada diğer oyunu da deneyimlemek, parçayı da deneyimlemek üzere bekleriz. Peki tavsiyeniz nasıl? Önce gelip burada deneyimleyip ondan sonra mı orada izlemek yoksa önce orada izleyip ondan sonra burada mı deneyimlemek? Zaten buraya ancak online izlediğiniz biletle gelebiliyorsunuz. Yani online izlerseniz buraya gelebiliyorsunuz. Burada biraz şey oluyor, yani öbür taraftan göstermiş oluyoruz yani ifade. Burada ediyorum. Ayrı bir bilet almak falan yok ya da sadece hayır. Bunu deneyimlemek diye yok, bir şeyimiz yani yok. Öyle sadece, bir şey yok. Önce evet. internetten. Aslında gelir cep telefonundan 40 dakika seyreder kapıda öyle içeri girer. Ha, o da olabilir. Yani. Seçenek. Evet seçenek. Şeyi soracağım, peki bu şu anda festival için yapılan bir oyun. Festival sonrasında devam edecek mi?
proje? Evet, festival sonrasında devam edecek. İstersen sen bahset. Aslında evet, orada şöyle bir seçenek var aklımızda. Bizim az önce de aslında projenin ortaya çıkışından bahsederken andığımız bu Mart ayı itibariyle yaptığımız çalışmalar var. Çok yakın zamanda zaten bunun müjdesi ve lansmanı da yapılacak. Bizim Galata Perform'un dijital bir platform hazırlıkları sürüyor Mart ayından beri ve bu ay sonuna gelmek üzereyiz. Kasım ayı sonu, Aralık ayı itibariyle Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali de bir dijital ortamda seyirciyle buluşacak. Bu dijital ortamın adı ve lansmanı yapılacak. O sebepten tiyatro festivalinde gösterimlerini tamamladığı noktada terk edilmiş kıyılar, negatif fotoğraflar bizim dijital platformumuzda seyirciyle buluşmaya devam edecek. Bu enstalasyon kısmını da realde burada gezebildikleri enstalasyon kısmını da biz dijitalize edip kendi platformumuzda seyirciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu şekilde bir akıbeti olacak oyunun ileride yani. Platformun ismi nedir? Yeniperform.com olacak inşallah. Yeniperform.com. Evet, biz fiziksel mekanımızdan çıktık geçen ay itibariyle. Şimdi farklı bir yoldayız. Bir süre böyle gidecek. Hatta oyun için de aynı şeyi düşünüyoruz. Aynı serüveni. Bir süre dijitalde devam edip sonra acaba bunun çekiminin işte fotoğraf çekiminin, tiyatral gösteriminin, film çekiminin tiyatral sahnelemesi olabilir mi diye düşünüyoruz. Olur herhalde. Olmayacak bir şey değilmiş. En azından sizin için çok kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü her sene, her sezon farklı farklı işlere imza atıyorsunuz. Severek takip ediyoruz zaten Galata Perform'u. Çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı seyircilerimiz için? Yok. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.